الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Hazreti Nuh'un oğlu da inkarcılardandı ama babasına inanıyormuş gibi yapıyordu. Hazreti Nuh oğlunu da çağırdı ve oğluna şöyle dedi: "Ey oğlum, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerden olma. Beni sudan koruması için dağa çıkarım ben de." Hazreti Nuh tekrarladı: "Bugün Allah'ın buyruğundan onun acıdıkları dışında hiç kimse kurtulmayacak." Birden korkunç bir dalga yükselip baba ile oğlun konuşmasını kesti. Nuh'un inkarcı oğlu da dalgaların arasında kayboldu. Ve Yüce Allah buyruğunu yere ve göğe indirdi. Yere suyunu çek denildi. Gökyüzüne de ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi ve tufan sona erdi. Gemi Cudi Dağı'nda durdu. Kapısı açıldı ve içinden canlılar çifter çifter çıkmaya başladılar. "Haksızlık yapan insanlar Allah'ın rahmetinden uzak olsun," dediler. Tufan yeryüzünü zalimlerden, haksızlıktan, kin ve nefretten temizledi. Nuh tufanı son bulmuş, inananlar kurtulmuş, yeryüzü yeniden imar edilmeye başlanmıştı. İnsanlar çoğaldılar. Kabile kabile, yeryüzünün çeşitli yerlerine dağıldılar. Ayrı ayrı yurt edindiler dünyada. Bu kabilelerden biri de zenginliğiyle, güçlülüğüyle dikkati çeken Ad kavmiydi. Ad kavmi Yemen taraflarında, Ahkaf topraklarında yerleşmiş bir kavimdir. Ad kavmi güzel şehirler kurmuşlar, muhteşem köşkler, binalar yapmışlar, göz alıcı yapılar inşa etmişlerdi. Köşklerinin etrafında şırıl şırıl pınarlar akıyor, yemyeşil bahçeleri ve bağları insanlara huzur veriyordu. Zenginlik, ihtişam ama nankörlük. Allah'ın sayısız nimetlerini yiyorlar, içiyorlar, zevk sefa içinde yüzüyorlar ama hiç şükretmiyorlar, nankörlük ediyorlardı. Acımasızca insanlara eziyet edip zulmediyorlar ve her türlü haksızlığı yapıyorlardı. Nuh tufanını da, hak dini de unutmuşlar, elleriyle yonttukları heykellere ve putlara tapmaya başlamışlardı. Putlara ibadet ediyorlar, ihtiyaçlarını putlardan istiyorlardı. Yüce Allah, haddi aşan, sapıklığa düşen Ad kavmine yol gösterici olarak Hud aleyhisselamı gönderdi. Hud peygamber, tebliğ görevini yerine getirmeye, halkını tevhid dinine çağırmaya başladı. "Ey kavmim!
Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilah yoktur. Korkup karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Hazreti Hud onları sürekli çağırıyor, sapkınlıktan vazgeçmelerini öğütlüyor, zenginliklerini, köşklerini, evlerini hatırlatıyor ve dikkatli olmalarını haber veriyordu. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup temelli kalacağınızı umarak bu dünyada ebedi olduğunuzu mu düşünürsünüz? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size verenden sakının. Sahip olduğunuz her şeyi O size vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum. Günler geçiyor. Hazreti Hud aleyhisselamın kavmi azgınlaştıkça azgınlaşıyor. Hud peygamberi yalancılıkla suçluyorlardı. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, "Biz senin sapıklıkta olduğunu görüyoruz. Sen çevrendeki bütün insanları kandırıyorsun," dediler. Hud aleyhisselam ise, "Bende sapıklık yok ey halkım. Ben sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim. Size Allah'ın mesajlarını getiriyorum ve size öğüt veriyorum. Ben sizin bilmediklerinizi Rabbimin yardımıyla biliyorum. Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yoktur. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Size Rabbimin mesajlarını iletiyorum ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. İçinizden bir adama sizi uyarması için Rabbinizden bir uyarı gelmesine mi şaşırdınız? Hatırlayın, hani Allah sizleri Nuh kavminden sonra halifeler kılmış ve boy, poz, güç ve kuvvet vererek yaratılışta genişlik ihsan etmişti. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Kâfirler öğüt dinlemiyorlar, alay edip eğleniyorlar ve diyorlar ki, bir tek Allah'a ibadet edelim ve babalarımızın ibadet ettiği ilahları bırakalım diye mi bize geldin? Şayet doğru sözlüysen, vaat ettiğin azabı getir bakalım. Biz azaba uğratılacak değiliz. Hem görünen o ki, bir kısım tanrılarımız seni çarpmış. Hud aleyhisselam, öğüt dinlemeyen, çağrıya kulak asmayan inkârcı kavimden ümidini kesti. Çünkü onların kalpleri kapalıdır, gözlerinde perde vardır, kulaklarına mühür vurulmuştur. Yüce Yaratıcı'ya inanmayan bir güruh olmuştur onlar. Ümitsizlik içinde artık kesin tavrını koydu Hud peygamber. Doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum. Gerçekten Rabbinizden size şiddetli bir azap ve öfke gelecektir. Sizin ve babalarınızın isimlendirdiği ve Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şu isimler hakkında benimle tartışacak mısınız? Bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Doğrusu Rabbim her şeyi koruyandır. Hud aleyhisselam kavmini sürekli hak dine davet ediyor, yorulmuyor, yılmıyor. Tebliğ ediyor ama aldıran yok. Beklenen azap ağır ağır belirmeye başladı. Yüce Allah bu azgın kavme yıllarca yağmur vermedi. Kuraklık, kıtlık, sefalet. Her taraf sararıp soldu. O güzelim irem bağları kavruldu sıcaktan. Bir damla su yok. Kadınlar doğum yapmaz oldu. Nesiller kesik. İlahi gazap peş peşe sürüp gitti. Zor şartlara yenik düşen Ad kavmi
yalvarmaya, af dilemeye başladılar. Başlarına gelen bu gazabın kaldırılması için yağmur duasına çıktılar. Sonunda Yüce Allah onlara bir bulut gönderdi. Bulutu gören Ad kavmi sevinç çığlıklarıyla birbirlerini müjdelediler. Dualarının kabul edildiğini sandılar. Gelenin yağmur bulutu olmadığını, simsiyah olduğunu görünce şaşırdılar. Dehşete kapıldılar. Ama çaresiz. Etrafı bir uğursuzluk kapladı. Fırtına, kasırga esmeye başladı. Öyle esiyordu ki evleri, barkları yıkıyor, ağaçları kökünden söküyor, insanları oradan oraya kum taneleri gibi savuruyordu. Bu uğursuz hal 7 gece 8 gün devam etti. Sonunda Ad kavminin iri yapılı güçlü insanları kuru hurma kütükleri gibi oldular. Ülkelerinde yaptıkları eserlerden bir eser kalmadı, hepsi yok olup gitti. Bu felaketten yalnızca Hud aleyhisselam ve ona inananlar kurtuldular. Ad kavminin sonu hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Ad kavminde de ibret vardır. Şüphesiz ki biz onların üzerine felaketi sürekli olan o günde şiddetli bir fırtına yolladık. İnsanları adeta kökünden koparılmış hurma kütüğü gibi söküp atıyorlardı. Öyle bir rüzgar ki uğradığı bir şeyi bırakmıyor, önüne gelen her şeyi kül gibi savuruyordu. İşte böylece Ad kavmi her şeyi yerle bir eden gürültülü bir fırtınayla helak edildi.